أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما Ey iman edenler! Vaktine dikkat etmeden yemek için izin verilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Ama çağrıldığınız zaman da girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Konuşmak ve sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu şanlı peygambere eziyet veriyor.
Üstelik de sizden utanıyor. Fakat Yüce Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Bir de hanımlarına gerekli bir şey soracağınız zaman bir perde arkasından sorun. Öyle yapmanız hem sizin kalpleriniz ve hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Yüce Allah'ın peygamberine eziyet vermeniz doğru olmaz ve arkasından hanımlarını nikahlamanız da asla caiz olmaz. Çünkü bunlar Allah indinde çok büyük günahtır. Bir şey açıklasanız da veya gizleseniz de şüphesiz ki Yüce Allah her şeyi bilir. Peygamberin hanımları ümmeti Muhammed'in annesidir. Ebediyül ebed onları kimse nikahlayamaz. لَا جُنَاهَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد بعدد علمي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا O hanımlar için babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve sahibi oldukları köle ve cariyeler hakkında bir günah yoktur. Bununla beraber ey şanlı peygamber eşleri, ey ümmetin anneleri, Allah'tan sakının, azabından korkun çünkü Yüce Allah her şeye şahittir. Şüphesiz ki Yüce Allah ve melekleri peygambere hep salat ile ikramda bulunurlar. Ey iman edenler, haydi ona teslim olarak siz de salat ve selam getirin. Yüce Allah'a ve peygamberine eziyet edenler var ya, muhakkak ki Allah onları dünyada ve ahirette lanetlemiştir. Ve onlara çok aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri bir şekilde eziyet edenler de hiç şüphesiz apaçık bir vebal yüklenmişlerdir. Ey şanlı peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, cilbaplarını yani çarşaflarını, ferace ve car gibi dış elbiselerini üzerlerine sıkı örtünsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Yüce Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. Andolsun ki eğer
o münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan haberler yayıp ortalığı karıştıranlar vazgeçmezlerse muhakkak seni kendilerine musallat kılarız. Sonra orada çevrene çok az yanaşabilirler. Lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve katledilerek öldürülürler. Yüce Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki kanunu bu. Allah'ın kanununu değiştirmeye çare bulamazsın. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أضعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Yüce Allah'ın katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat oldukça yakındır. Şu bir gerçek ki, Yüce Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateşte çevrilirken, ah ne olurdu bizler Yüce Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e itaat etseydik derler. Yine derler ki, ey Rabbimiz, doğrusu bizler beylerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve kendilerini büyük bir lanet ile lanetle. Bunlar kafirlerin işte ebedi yülebet feryatlarıdır. Ey iman edenler! Sizler Musa'ya aleyhisselam eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler ama Allah onu dedikleri şeylerden temizde çıkardı. O Allah yanında hatırlı biri idi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, azabından korunun, itaat edin, isyan etmeyin ve doğru söz söyleyin. Ki işinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Yüce Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, gerçekten o en büyük murada ermiştir. Evet, biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Ama onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi. Gerçekten o çok zalim, çok cahildir o insanoğlu. Zira Yüce Allah Celle Celaluhu münafık erkeklere ve münafık kadınlara
müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara da Yüce Allah Celle Celaluhu tevbelerini kabul ederek mukabelede bulunacaktır. Yüce Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve kânallâhu gafûrer rahîmâ. Ey kıymetliler! Ahzab suresinin sonuna geldik. İnşallahu teâlâ dersimiz Nebe Sebe'i, Sure-i Sebe ile Sebe suresiyle inşallah başlayacaktır. Cenab-ı Hak şanlı Kur'an'ı, nurlu İslam'ı, onun yüce ilkelerini kalbine, ruhuna nakşeden kullarından eylesin.